Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum fil aplikelerini çalışacağız. Kulağımızı, başımızı ve burnumuzu ördüğümüz aplikelerimizin gözlerini hazır olarak kullandık. İstediğiniz süslemelerde kullanabilirsiniz. Bebek e, hırkalarında, yeleklerinde, ceketlerinde, battanelerinde ya da farklı alanlarda bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. E, i̇stediğiniz herhangi bir ipten bu çalışmamız olacaktır. İpinize uygun tığ da çok güzel sonuçlar verecektir. Ben bebe ipiyle ile 2,5 numaralı e, tığımı kullandım. Şöyle görelim bakınız. Gayet de güzel oldu örtümüzün ucu kavrumlu şöyle. Örmesi de son derece kolay. Görünümü de gayet şık olan bu modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincirimizi çekerek yuvamızı hazırlıyoruz. Bir tane düğümümü attım. Üzerine başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi tamamladım ve birinci zincirin içerisine tığımın ucunu girdiriyorum ve şöyle halkamı oluşturmak için kapatıyorum birinci ile altıncı zinciri birleştirdim şöyle bir yuvam oldu buradaki kalan ipi sol tarafa doğru yatırıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra şöyle aldım tığımın başını bir defa doluyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum, iki defa da örüyorum. Bu tür aplikeler, yani özellikle filimiz biraz dolgun ipli olursa daha güzel olmakta, tok tok durmakta. Tabi kullanacağınız yere göre incecik iplerle de örebilirsiniz. Şimdi bir. 2 3 4 5 oldu. Toplamda 15 tane olana kadar ipimizi de şu şekilde gizleyerek bakın ipimizi de gizleyerek örmeye devam ediyorum. Bakın elimle tutuyorum. Şöyle altından geçirdiğim zaman arada kalacaktır. Evet. 15'i tamamlayalım. 15 trabzana tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçişimizi yapıyoruz. İlk 3 zincir çekmiştim bakınız. 1 2 3 üç, 3 3'üncünün içerisine giriyorum. Bakın 1 2 3 üç, 3'üncüye giriyorum. İpimi alıyorum. Arasından geçiyorum ve son trabzanımın içinden geçerek burada bütünlüğümü sağlıyorum. Şuradaki ipimizi de gizledik. Şöyle arkadan güçlü bir şekilde sıkıştırdığımız zaman ortası daha sıkı bir şekilde kapanacaktır. Şöyle görelim burası arkası bakın şöyle. Şimdi üst sıraya geçiyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimizi yeniden çekiyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak örüyorum Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakini batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift ördüm. Bir sonraki trabzanımı tepesine tek örüyorum. Bir sonraki mı yine çift örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bir sonraki tek, bir sonraki çift. Bu sıramızı bir tek, bir çift olarak örelim. Şöyle yakınlaştırdığım zaman göreceksiniz. Bir çift, bir tek, çift, tek. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bakın Tam şu kısma bakınız. Zincirimizin bulunduğu yerin altına giriyorum. Son trabzanımızın yanın başındaki yere bir aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 ve zincirimize 1, 2, 3. Üçüncüsüne girerek batıyorum. İpimi alıp geçiriyorum. Bir tane de zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. Filimizi başı hazır. Şimdi kulaklarımızı çalışmaya başlayabiliriz. Kulağımızın ilkini örüyoruz. Diğer kulak da aynı şekilde örülecek. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. İlk yere giriyorum. İlk zincire küçük bir halka yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi yine yana yatırıyorum. tığımın başını doluyorum ve bu yuvarlağın içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Toplamda 9 tane ikili trabzanımı örüyorum yuvarlağın içerisine. Dilerseniz sihirli halkayla da çalışabilirsiniz ama ben zincirle çalışmayı daha çok seviyorum. Nasıl isterseniz. halkamın içerisine 9 trabzan olana kadar devam ettireceğim 2 4 6 7 8 9. ve son trabzan örüyorum kulak olacağı için yuvarla tamamlamıyoruz halka yapmıyoruz yarım oluyor Şimdi 9. ördükten sonra tekrar sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzan örmek için batıyorum ve örüyorum. Bir tek bir çift örüyoruz bu sıramızda. Hemen yanındakini tek örüyorum. Bir sonrakini çift örüyorum doluyorum aynı yere batıyorum çift tek çift tekrar tek örüyorum çift örüyorum ve 2 tek örüyorum çift örüyorum ve bu şekilde tamamlıyorum son trabzanımızda çift ördüm bir tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Diğer kulağımızı da aynı şekilde örüyoruz. Hortumumuz için zincirimizi çekip örmeye başlayalım. Önce düğümümü attım ve üzerine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincirimi çektim. 20. zincirden 19. zincire gelerek bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördüm. Bir sonraki zincirin içerisine yine şöyle bakınız sık iğne ile giriyorum. Bir sonraki zincire. Ve İkinci kez örmüş olduğum sık iğnenin bulunduğu noktaya bir defa başını doluyorum. Batıyorum. Bir. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya örüyorum. Aynı noktaya bir sık iğne iki defa başını dolayıp battım. Bir sonraki zincire başını doluyorum. Buraya da 3 defa başını dolayıp alıyoruz. 2 ve 3, 3 defa ördüm bir sonraki zincir içerisine 4 defa başını dolayıp alıyorum 1, 2, 3 ve 4 4 defa aynı yere başını dolayarak battım ve burnumuzun ucunun kıvrımını oluşturdum ve devam ediyorum Artık başını bir defa dolayıp almayacağız. Arka arkaya 3 tane zincirimize ikişer ikişer trabzanımızı öreceğiz. Önce bunu örüyorum. 1. Aynı yere bir daha örüyorum. 2. İki. Bakın ikili trabzanımı ördüm. Bir sonrakine batıyorum. 2 tane trabzanı buraya örüyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. 2 iki tane ikili trabzanı ördüm. 3. zincirin içerisine de iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkişer ikişer ördüm ve burnumun ucunun şöyle kıvrımını oluşturdum. Bundan sonra devam eden zincirlerimi ise birer birer trabzanlarımı öreceğim. ve Burnun yani en son noktaya kadar örüp burnumuzu hortumumuzu tamamlayacağız. Bakın birer birer örüyorum artık kıvrımını ayarladım en son zincirimi varana kadar ördüm bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan keserek burnumuzu da tamamlamış oluyoruz hortumumuzu nedense burun demek geliyor içimden şimdi dikme işlemine başlayacağız. Hazır gözlerimi yerleştirdim. Şimdi kulaklarını ve burnunu dikiyorum. Şöyle burnu tam gözlerin ortasına düz yönden dikelim. Bu dikişimizi en güzel haliyle yapacağız ipimin arkasına düğümümü attım şöyle küçük bir düğümü ve yukarıdan itibaren dikmeye başlıyorum hem kulaklarımız hem de burnumuzu güzelce dikelim kulaklarımızı ve burnumuzu diktik ve kullanmaya artık hazır hale geldi bu şekilde bir çalışmamızı da tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.